sevdiğim yer. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sevmiyor musun? Tersine çok seviyorum. Sizinle konuşmak. Gel şöyle yanıma. Önce bir yan yana bir duralım. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İlk defa bu kadar uzun yüksek topuk giyiyorsun değil evet. mi? Evet. Aslında bu kadar uzun bir pantolon giyiyorum. Ona uydurdum. Topu. Denemediğim bir tarz mı bu daha önce? Yok. Kullanıyorsun. Seviyorum. Kullanıyorsun. Nereye gidiyorsun oraya? Şimdi şöyle işten çıkıyorum, çalışıyorum. Sürekli böyle birimiz Paris'e gidiyor, birimiz işte gezilere gidiyor. Hayalleri oraya buraya gidiyoruz. Hani oralara gidebilmek için çalışmamız lazım ilk önce. Ben de işten çıktım. Zavallı halktan. Bak Maria'cığım, burası gerçeküstü bir platform. Tamam, bu kadar realist olma. Tamam. Tadını çıkar, keyfini çıkar. Belki hayatında bir daha hiç böyle bir fırsatın olmayacak. Uç. Ama olduğun kişiyim. Ya olduğun kişi ama böyle hani hayatında yapamayacağın bir şeyi yaşıyorsun şu anda. Yani farklı biz gibi davranamam ki. Biz niye seninle sürekli böyle terapi gibi başlıyoruz? Değil mi? Sonra sürekli. Çünkü ne bileyim böyle bir kol kanat geresi mi var acaba sana? Bilemedim. Ay çok sevindim. Ama öyleyse. Yani tadını çıkar, keyfini çıkar. Nereye gidiyorsun? Hadi tamam. Para kazanmamız lazım. Hayatın i̇şten gerçeği. Çıktım. Evet, işten çıktım. Arkadaşım arıyor. Hemen eve girer girmez sadece üstüme ceket alıyorum, çantamı alıyorum. İşte ayakkabımı değiştiriyorum. Hemen atlayıp gidiyorum onun yanına kahve içmeye. Ama üstünü değiştiriyorsun evde. Yani çok değiştirmiyorum. Sadece ceket değiştiriyorsun. Ayakkabı ve gece çanta. Gece ışıklığı yakalıyorsun. Ufak bir dokunuşla. Özden. Maria, senin buradaki tek silahının tarzın olması gerekiyor ama sen savaşa silahsız katılmışsın. Hiçbir tarz göremiyorum ben sende 3 gündür. Bir de şey bu taraftaki sağ sol. Sol taraftaki paça boyun daha kısa. Öyle mi? İndireyim şöyle. Olmamış zaten üstün yani. Bir gömleğini beğendim ben. Onun dışında ceketin de güzel aslında da yanlış kombinlediğini düşünüyorum. Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sırf onu söylediğim için kızmadın değil mi? Yok ben zaten eleştiriyorum seni genelde. 2 gündür eleştiriyorum. Çünkü ne bileyim hani ben öyle mahrem yerlerin gözükmesinden gerçekten çok rahatsız ben çok oluyorum. Ben çok seviyorum mahrem yerlerim görününce bayılıyorum. Aile yapısından ötürü. Olabilir, olabilir. Tabii ki herkesin eğitimi farklıdır. Olabilir. Çarpıtma. Evet, şimdi eğitim derken çarpıtma. Derin bir konuya girdin. Yok, derin bir konu değil. Öyle. Şimdi herkesin hayat... Ben bir şey söylemek istiyor musun? Ben İskenderun'da büyüdüm. İskenderun çok sıcak bir memlekettir. Ben orada hep böyle minnacık şortlar, minnacık etekler çocukluğumdan beri alışık olduğum için bana böyle uzak gelmiyor. Hani herkesin hayat tabii ki tarzı farklı olabilir. Ve bunu eleştirmek sana hiç düşmez bence. Peki o zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Eğitim dediğin zaman yetiştiriliş tarzı, ailesi, yaşadığı çevre. Yer, çevre. Yani tabii eğitimi, ki. Ama bir şekilde eleştiriyorsun. Eleştirin her şeyi eleştiriyorsun gibi oluyor. Hayır, yüzden, öyle bir şey yapmadım. Peki. Devam mı Özden? Ha yeter bu kadar bence. Peki. Tek doz yani yeter. Gökçe. Şey ben gömleğini beğendim Maria. Ceketini de beğendim. Pantolonunu beğenmedim. Bir de çantan çok büyük bence o kıyafete göre. Biraz daha mini olabilir bence. Tamam. Makyajın güzel olmuş. Teşekkürler. Gülay. Ben ceketini ve bluzunu beğendim. Hı-hı. Keşke siyah pantolon yerine dar mavi bir kot pantolon giyseydin. Hı-hı. Çok daha modern olurdu. Tamam. Çantayı da kenara koysak tamam. Çok güzel. Teşekkürler. Nazlı, Hamarat. Pantolon boyun yanlış. Yani bizim jüri üyelerinden öğrendiğimiz bir şey var. Pantolon yeri süpürecek. Hani ayakkabılarını görmemem gerekiyor. Zaten ayakkabıların pantolonun aynı renk değil. Bu da yanlış. Ceketin akşam için ve bu kıyafetine göre çok spor. Çantan spor. Hani gömleğinle pantolonun olabilir de kızsın o da zaten çok bir sıradan. Kahve içip kalkacağım yani. Hani yani bir tarz göremiyorum Maria'cığım. Nazlı da diyor ki tarz yok sen hiçbir yere gitme. Otur evde evet, diyor. Sen otur evde. Tarzla evde oturulmaz yani. Keşke öyle yani olsa. Ceketini çantana at, ne bileyim. Melisa. Yani o çanta hiç olmamış. Zaten paçan yanlış duruyor. Hı-hı. Ceketini çok beğendim, onun dışında makyajın da güzel. Teşekkür ederim.
Almila. Pantolonunu hiç bakmadın mı? Ya çünkü fazlasıyla biri kısa ve biri uzun yani. Uzun derken? Uzun ve kısa. Pantolonun bir tarafı kısa, fazla kısa, bir şeyden uzun. Olabilir arkamda şu, hani ondan ötürü bir dengesizlik olabilir. Yok galiba. Bir de renkler çok kapamış seni. Saçında da çok farklı bir şey bekliyoruz ya, yani. Bekliyorum diyeyim. Ya da hani bu cekete düz bir saç olurdu. Kıvırcık olmazdı. Ceket çok ayrı bir dünyada. Pantolonu yani ama baştan ne söylediğimi duydunuz mu peki? Nereye gittiğimi, nereden geldiğimi? Ya duydum ama hiçbir şekilde böyle kombin edilmez diye düşünüyorum ben. Peki. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Evet, pantolonun biraz daha uzun olmalı paçalar. Ya da ayakkabının boyu daha kısa olabilir. Aynı öyle. Ona göre ding tutmalısın. Yere kadar, her zaman onu diyoruz. Paçalar yere kadar olmalı. Ceketinin biraz boyunu kesmiş. Yani yerin biraz... Kısa kaldı. Kısa kaldı. Biraz daha uzun basında altında olursa daha hoş dururdu. Evet. Gömleğim bendim aslında. O klasik durum olarak güzeldi. Ama pantolonun renginden hardal olsa ya da daha... Ne bileyim, o toprak tonlarından bir ton olursa çok daha iyi olurdu. Çünkü siyah ve kahve ben hiçbir zaman da sevmiyordum kombin olarak. Yani o iki renk karışma sevmiyorum. Çok yaşlı duruyor. Çok demode demeyeceğim ama iki tonların birbirine güzel girmiyor. Bir daha giymiyoruz onu. Tamam. Çantanın şimdi rengin... Kahve, açık kahve. Tamam, açık kahve ama şimdi açık kahve var... Koyu kahve var, siyahda da var, beyazda var, bordo ruj var. Çok renk. Başka bir renk seçmelisin yani artık. O ceketinin rengine ya da pantolonun rengine ama dediğim gibi pantolon renginden sevmedim. Ama konsept yani bütün olarak şey, sen klasik zaten şey giyiyorsun. Tarzın klasik. Çoğu zaman evet. Çoğu zaman da o senin tarzın. Çok böyle bir mini elbisesini görmeyeceğiz onu biliyorum. Evet, evet daha kesinlikle. Daha şey zarif şeyleri seviyorsun. Yani bir evet. Nereye gidiyorsun bu arada? Ben normalde işten geldim. İşten geldin, tamam. Eve. Arkadaşım arıyor beni. Hemen yanıma gelebilir misin diye soruyor. Ben de hemen ceketimi alıyorum. Hani biraz daha anladım, spor biraz şık daha olabileyim diye. Ofis havada. Aynen. İş havadasın. Evet. Yani basın biraz geniş göstermiş. O ceketin aşağıda kadar biraz basın kapatmalısın. Anladım. Bu kadar. Teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Demin ne dedi sana? Sen ona ne dedin? Aa, hangisini söylesem? Etekle ilgili mi yoksa? Sen dedin ya eğitim meselesi dedin. Yaşam tarzı, evet. O zaman yaşam tarzı diyeceksin. Aynı şey, eğitim meselesi. Hayır, 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 hayır. Tarzıdır. Asla kabul etmiyorum. Yaşam tarzı farklı bir şeydir, eğitim farklı bir şeydir. İki insan vardır, ikisi de üniversiteyi okumuştur ve hatta aynı üniversiteyi bile okumuştur. Ama yaşam tarzları farklıdır. Ama Nur Hanım, lütfen ben eğitim öyle bir de, ben konuşayım. Tabii. Sen konuş tutturmuyorsun. Yanlış konuştun. Eğitim dediğin zaman o karşındakini küçümsemiş oluyorsun. Yaşam tarzı diyeceksin. Yaşam biçimimiz diyeceksin. Yani ben o zaman... Ben söyleyebilir miyim? Sen şimdi söyle. Geç kaldın ama söyle. Şimdi yaşam tarzı ile eğitimi ben aynı şekilde görüyorum. Hayır. Öğretimle eğitim farklı oluyor. Sizin bahsettiğiniz hayır, ben üniversite... iddia ediyorum. O zaman lütfen benimle iddiaya girme. Yok. Herkes burada söylesin. Benim söylediğim mi yanlış?
ne diyorum, iki üniversite, iki kişi aynı üniversitede okuyabilir, aynı eğitimi alabilir ama yaşam tarzları çok farklıdır. O başka ben bir şey. Ben katılıyorum size. Tabii ki siz haklısınız. Ay, lütfen ama yapmayın. Bakın böyle burada, eğitim, burada birbirinize konuşma. Bir saniye konuşma. Burada böyle bir küçümseme hoş olmuyor. Küçümseme değil. Evet, sen öyle yaptın. Yani demek istedin ki onun mini eteğini küçümsedin. Çünkü sen öyle bir şey... Öyle bir şey olabilir, ben saygı duyarım. Ama küçümsemedim. Neyse, hemen şeye geçiyorum. Eğer altında senin mavi jean bir pantolon olsaydı... Evet, onu düşünmüştüm aslında. Mavi jean bir pantolon olmuş olsaydı, o zaman ben seni beğenirdim. Ama bu siyah pantolonla, zaten paçası kısa, ayakkabıların görülüyor. Paçası kısa resmen yani. Bir tanesiniz yoksa ikisi aynı. İkisinin kısa. Çünkü. Soldaki daha kısa da kısa çünkü böyle bu pantolonların, bir kere pantolonun kupu iyi değil yani senin vücuduna göre iyi değil. Pantolon çok kötü olmuş, o çanta da olmuş. Yani olmamışsın, jean giyseydin kurtarıyordun bu işi. Tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. İspanyol paça giyeceksen illaki, hı hı, o böyle dizine kadar dar gelip dizinden aşağısının açılması gerekiyor. Tamam. Bu pantolon çok böyle alakasız bir yerden açılmış. Yani seni böyle basık göstermiş, olmamış. Ceketini çok beğendim ama ceket dışındaki hiçbir şey beğenmedim. Yani bir tarz mı eleştirisinde bulunursam, benim eleştirebileceğim herhangi bir şey yok üstünde. Yani... Kelime. Böyle kekremsi. Ne diyorsunuz? Siz böyle kekremsi, böyle yavan. Yani bir tarz yok üstünde. Çok sıradan, böyle caddelerde, sokaklarda böyle kadınlar görebiliriz. Şık mı? Ivana'nın deyişiyle evet şık. Ama tarz mı? Bunu tartışırız. Teşekkür ederim. Kararlar. Maria için. Değilim. Ben kendim için yapayım şöyle bugün. Hemen söyleyeyim dediniz, tarz değil. Ivana. Tarz değil. Yıldız gitti. O belli. Suyun akışına engel olmamak lazım. Tarz değil. Maria, bir yerine geçebilirsin. Bu tarz benim. Yarışmacı az sonra 1000 liralık çek sahibini bulacak. Şimdi sıradaki yarışmacımız Melisa Şahin.